radyan cinsinden verilmiş. İstersek dereceye dönüştürebiliriz. Bunun için şöyle bir işlem yapacağız. Pi yerine 180 derece yazabiliriz. Yani buna göre 4 pi bölü 3 şuna eşitsek 4 çarpı 180 bölü 3. 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 60. Bunları da çarparsak 240 derece olur. Yani bizim aradığımız şey aslında sinüs 4 pi bölü 3. Hatta yazayım şöyle, sinüs 4 pi bölü 3. Aslında sinüs 240'a eşit, 240 derece. Şöyle hesaplayamayız. Sinüs aslında karşı dikkenar bölü hipotenüs oranı idi. Şöyle bir tane dik üçgen çizip buraya 240 derece yazamayız. Yani bir dik üçgenin içerisine böyle 240 derece gelemez. Dik üçgenden hesaplama şansımız yok. Bunu birim çember üzerinden hesaplayacağız. Bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şimdi birim çemberimizde sınır açılarımız var. Şurası 0 derece, burası 90 derece, şurası 180 derece, burası 270, burası tekrar 360 derece. Biz açılarımızı bu sınır açıları üzerinden ifade edebiliriz. Eğer şu yatay eksen üzerinden bir dönüştürme yaparsak oran değişmez. Sinüs ise yine sinüs olarak, kosinüs ise yine kosinüs olarak kalır. Ama şu dikey eksendeki açılar üzerinden ifade edersek, dönüşümü bunlar üzerinden yaparsak sinüs kosinüse, kosinüs sinüse dönüşür. Ama bütün açılar için, mesela 240 derece için hem dikeyden hem de yataydan ifade etmek mümkün. Tamamen bize kalmış. Önce açının bölgesini bulursak 240 derece 180 ile 270 arasında olur. Yani şu bölgede bir yerde 240 derece. Bölgesinden dolayı işareti negatif. Burası üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsler negatif olur. Bunun sonucu negatif olacak. Yani eksili bir şey bulacağız sonuç. Şimdi dönüştürme işlemini yaparken ister 180'den yapalım, ister 270'den yapalım, aynı sonucu elde ederiz. Ben 180 derece üzerinden yapmak istiyorum. 240 dereceyi şöyle yazabiliriz. Sinüs 180 artı 60 olacak. İkisini toplarsak 240 yapar. Bir kere sonuç negatif olacak. Şöyle eksiyi yazıyorum. Eksi olacağını buldum. Biz bu 180'i kaldırdığımız zaman yatay eksenindeki açı olduğu için sinüs değişikliğe uğramaz. Yine sinüs olarak kalır. Yani sinüs 60 olacak yine. Artık sinüs 60'ı hesaplamalıyız. Bunun için bize bir 30-60-90 üçgeni lazım. Şöyle çiziyorum yan tarafa. Şurası 90 derece, 30 derece, 60 derece. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı da kök 3. Eksi 60'ın sinüsü 60 burada. Karşı dik kenar kök 3, hipotenüs 2. Demek ki sonucumuz kök 3 bölü 2 geliyor.